Aslında Başbakan Yardımcısı Arınç da dün kürsüdeydi. Hatta konuşma sırasında pek çok sataşma tartışma oldu. O da gelinime kendi üslubuyla katıldı. En ilginç cümleleri ise 2004 MGK kararları haberinin altında imzası bulunan Mehmet Baransu'yaydı. Başarı suçu ortadan kaldırmaz dedi. Ardından da Mustafa Balbay'a örnek gösterip herhalde 4,5-5 yılı hiç kimse göze almıyor ama kahramanlık budur diye devam etti. Size sabredeceğim, hasbinallah ve nimel vekil diyeceğim, ya sabur diyeceğim, la havle diyeceğim. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın bu tepkisi kendisinden önce konuşan CHP Tunceli Milletvekili Kamer Gence'ydi. Ben şimdi soruyorum bu Sayıştay Başkanı'na, hangi sıfatla gelmiş burada oturmuş? Arkanızdan söylenecek lafı söyleyeyim. Ne kendi etti rahat, ne aleme verdi husur. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kulur. Hadi bakalım. Kamer Genç, Arınç'ın söylediğini anlamadı. Yanında oturan CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum'a sordu. Anlayamadı. Türkçesini söyleyeyim. Süheyl Bey, sen de bilmeyebilirsin. Bu dünyadan terki dünya eyledi. Dayansın ehli kubur. Kabir halkı dayansın dayanabildiği kadar. Bülent deyip durma. Ben sana Sayın Kamer Genç demiyorum. Otur yerine. Sayın Genç, lütfen. Değerli arkadaşlar. Sayın Genç, oturur musunuz? Böyle bir usul yok. Ben tazminat ödedim diyor. Bir kuruş para tazminat ödemişse ispatlasın, 100 misli veririm. Ama yalan söylüyorsa çıksın burada bir miyav sesini çıkarsın. Olur mu? O kadar da bir ceza al senden. Şimdi muhalefet 2004 Milli Güvenlik Kurulu kararlarının altına hükümetin attığı imzayı hatırlattı. Arınç haberi yapan Mehmet Baransu'ya Mustafa Balbay'ı örnek gösterdi. Pulitzer ödülüne kendisini aday gösteren bir insan bu maddeler karşısında da bir cezaya muhatap olabileceğini düşünmeli ve bunu göre göre cesaretle bu işi yapmalıdır. Öyle somun pehlivanlığına gerek yok. Mustafa Balbay kadar olmasa bile herhalde 4,5-5 yılı hiç kimse göze almıyor ama kahramanlık budur. Ben bunu ülkem için yaptım. Bana yüklenecek suçları da ben karşılayacağım diyebiliyorsanız bunları ancak o zaman yapacaksınız. Arınç MHP sıralarından tepkiler gelince bu kez eleştirilerini ülkücülük üzerinden yaptı. Biliyorum, biliyorum hangi gölgede yattığınızı biliyorum. Dar ağaçların gölgesinde değil. Ben ülkücü geçinenleri de, ülkücü olanları da, hayatını ülkücülüğe feda edenleri de senden iyi bilirim. Hadi bakalım. Hiç oturduğun yerde ağzını açma. Arınç, CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce ile de Sayıştay Başkanı'nın konuşma hakkı üzerinden atıştı. Buraya gelip bu kürsüde konuşma hakkı ve imkanı bulunmayan bir insana bu kadar saygısız davranamazsınız. Sayıştay Başkanı gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklama yapabilir. Sayın Arınç'ın bilmemesi mümkün değil. Vatandaş da bunu dinleyince zannediyor ki ya vah zavallı Sayıştay Başkanı. Hiç de konuşma hakkı yokmuş. Nasıl da ona hakaret etmişler. İnce Arınç'ı kendisine hitap şekli yüzünden de eleştirdi. Sırrısakağı değerli kardeşim diye hitap etmesini çok gözlerim yaşardı. Doğru da buldum. Bana da keşke bunu diyebilseydi. Ben onu demesini isterdim. Sevmiyor seni ya. İsterdim. Aşkımız karşılıklı, ben de onu sevmiyorum. Merak etme.